Selamlar arkadaşlar. Bu videoda yeni eşyalarla Ezreal oynayacağım. Jim videosunda da bahsetmiştim. Ezreal bayağı hoşuma gitti yeni eşyalarla. Oynayacağız. Bakalım. Jin'i de banladım. Ezreal videosu çekeceğim için. Yanıma da Yumi denk geldi zaten. Güzel oldu gayet. Şu anda Diamond 1 96 puanız. Dün izlediğiniz Jin videosunda 96 puan olmuştuk. West'te bunu kazanırsak Master serisine çıkacağız. Picklerimiz fena değil. Bot matchup'ı biraz sıkıntı. Bu Pyke Jim videosundaki Pyke iyi oynuyordu çocuk. Dikkatli oynamamız lazım botta. Bakalım bir level'da falan belki push alamayabiliriz bunlara karşı. Bu arada arkadaşlar Ezreal'a karşı şöyle bir algı var. Hani erken oyunu güçsüz falan. Öyle bir şey yok abi. Ezreal'ın erken oyunu güçlü. Neden güçlü hemen anlatıyorum. Şu pasifini eğer doğru kullanırsanız bu pasifi koridor aşamasında sürekli 5 stackli şekilde oynarsanız, bunu da skill kaçırmayarak yapacaksınız. Minyona ya da adamlara skill atarak zaten oynarken de bahsedeceğim. Acayip bir atak speediniz oluyor. O yüzden de hani koridoru istediğiniz gibi koridor hakimiyetini kurabiliyorsunuz atak speedinizle. Bu gücünden dolayı da erken oyunda geri düşmemek adına Doran kılıcıyla başlıyorsunuz. Normal şartlarda TP oynuyordum ben. Bu Tanrıçanın gözyaşı 400 gold olduğundan beri. İlk 2 wave'e pushluyorsun. İşte arabalı minyon dalgasını da ittiriyorsun. Sonra base atıp Tanrıçanın gözyaşı alıp TP ile geliyorsun lane'e. Güzel de oluyor. Ben Q açtım ama bu Q biraz int olmamıştır umarım. Bakalım. Bak. Şu an bak. Koridoru ittirmeye çalışalım. Pasifimi 2 stack yaptım bile. Mümkün olduğunca stack'li tutmaya çalışacağız abi bunu. Tamam, onu da vurduk. Çok güzel. Minyon geliyor mu? Geliyor, tık. Hemen 4 stack. Bak, deli gibi atak speed'im var şu an. Çok hızlı bir şekilde vurabiliyorum minyonlara. Pyke'da Targon olmasına rağmen koridoru ittirdik bakın ve level üstünde alabildik abi. Hatta şu an pasifim de stack'li olduğu için şöyle üstlerine doğru koşacağım. Burayı biz kazandık bu arada. Ah, flash'a bak. Bu flash'ı görmediniz abi. O E'yi flashlısam ölmüyorduk bu arada ya. Evet, sorry. Yumi'yi öldürdüler. Bu birazcık kötü oldu. Bir tane totem atalım şuraya. Pyke'ın flash'ı yok. Koridor nasıl durumda? Bize mi ittiriyor? Adamlara ittirir gibi burası ama tamam, bize ittirecek. Birazcık dilenceğiz abi Yumi gelene kadar en azından. En kötü X alacağız yani şöyle. Pyke mid. Hemen yazalım, dikkat etsinler mid'de. Adam da ittiriyor koridoru. Bu build olarak abi Vahşi Hidra kasacağız. Bayağı güçlü oluyor. Çok fazla can çalması oluyor. Bir de AP de oynanıyor abi Ezreal. Onun da eğer isterseniz videosunu çekebilirim. İstiyorsanız yorumlara yazın. Videoya da bu arada like atıp kanala abone olursanız çok tatlı olur. Düzenli videolar gelmeye devam edecek. Onu alıyordum zaten ya. Neyse, güzel. Bak, base sistemimiz var. Pyke nerede? Pyke base atmış olabilir bu arada. Tek. Şimdi burada Q'mu beklettim. Neden beklettim? Adam o Q'yu dodge'lamak için sürekli sağ sol yapıp oto atak menzilimden çıkmadı. Q'yu tutturacağımdan emin olduğumda da attım Q'yu. Adamı direkt yatırdık abi. Böyle pozisyonlarda Ezreal'ın Q'sunu dodge'lamak için çok fazla sağ sol yapıyorlar. Siz de yeteneğinizi bekletirseniz adam bu sefer oto ataklarınızı ölüyor yani Q'yu dodge'lamaya çalışırken. Bayağı güzel oluyor. Adam bir nevi aptal ediyorsunuz yani. Ha, demiştir at artık şu Q'yu diye bağırmıştır bir soruşuna düşen herhalde. Çok fazla minyon var burada. Biraz geri çıkıp base atıp bir pırıltı alabiliriz aslında burada. Görüş var mı? Bir tane kill aldık ama Yumi de ölecek ya. Pyke güzel oynuyor bu arada. Adam Q'yu atar diye atıyorum. Adam hep bekletiyor E'me. Bundan sonra biraz daha sabırlı oynayıp E'yi direkt atmamamız lazım. Tamam, güzel. Yine hemen pasifimizi bak 5 stack'te tutuyoruz sürekli. Olası bir takasta atak speedimiz yüksek kalsın diye. Bak, orada skill kaçırdık mesela. Bir tane skill kaçırdık, direkt şey oldu. Genelde böyle abi
Adama atacağınız zaman Q'nuzu, hani arkasında minyon olursa adama tutmasa bile minyona gidiyor, yani adam dojlarsa. O yüzden pasifinizi hep stack'te tutabiliyorsunuz. O şekilde de deneyebilirsiniz. Biraz dikkatli oynamamız lazım. Fazla vurmaya başladı Pyke. Keskin sağanak oynuyor. E yeteneğim yok. Çok açılmayalım. Muhtemelen ejder alıyorlar ama. Okey. Biraz daha az konuşarak oynayabilirim. Arkaya müzik vereyim de odaklanalım oyuna. Bazen dikkatimi dağılıyor. Açalım abi bir müzik arkaya hemen. Okey. Ne oluyor? İsim mi burada? Pasifim stack'te değilken bunlarla savaşamayız bu arada. Güzel ejderi aldı bizimki. Pasifiniz stack'te değilse abi botta takas aramayın. Koridorda işte agresif oynayabilmek adına da sürekli bunu base stack'te tutmak gerekiyor. Kha'Zix ne yapmak istiyor? Kha'Zix biliyorlar. Çıktı mı oradan? Çıktı, güzel. Bir base atmak ister miyiz acaba ya burayı ittirip? Çok güzel abi. Aa. Ah be. Güzel oynadı çocuk. Ulti Q yaptı. Q'suna flash atacak zamanım vardı galiba da her halükarda ölürdüm. Biraz riskliydi. Flash atıp kill alamaya da bilirdik. Kes de gelmişti. Yine çok kötü değil gibi. 2 kill aldık. Itemlarımız iyi durumda. Bakalım abi. Bu arada Twitch abonelerine özel arkadaşlar 30 Aralık'ta yılbaşı çekilişi olacak. Bir tane G102 mouse, G332 kulaklık, bir tane de G213 klavye çekilişimiz olacak. Aralık ayı içerisinde Twitch kanalıma Prime ile ücretsiz abone olan arkadaşlar arasından bu çekilişi yapacağız. Bilginiz olsun. Ben çıkıyorsak çok iyi abi. TP aldık. Güzel yani. Adamın TP'si boşa gitmiş oldu. MF ultisi attılar. Pyke'ın ultisi duruyor. Yeni altı oldu galiba. Okey, çok kötü değil. Flash'ımız gitti ama Pyke 6 şu an. Biraz daha dikkatli oynamamız lazım. Tık. Ne atı oğlum aşağı? Baba tecrübe ya. Öyle E atar mıyız biz kardeşim? Nasıl kandırdık Pyke'ı ama bir anda? Oo, bak bu biraz şeyden kaynaklandı. Adam başta hep Q'yu gerdiğinde adam Q'yu elinden çıkartmadan E attım ya. Adam yine öyle yapacağımı düşündü ama bu sefer adamı kandırdık. Bekledik Q atmasını. Q attı. Sonra da kafasını koparttık abi. Kanka dur. W'ya E vuramadım, o yüzden sıkıntı oldu. Çok minyon vardı. Bu çok trolldü ya. Ne W tutturabildik. Q'lar zaten adama değmeyecekti minyon olduğu için. Yani random'dı biraz. Pyke eğer yetişip Yumi'yi kesmeseydi Wurt olabilirdi. Nasıl Wurt olurdu? Adam minyonları kaybetti. O yüzden Wurt olurdu. Birebir takası ama Pyke gelip kestiği için çok da Wurt olmadı şu an. Neyse. Güzel, kötü değil. Item'ımızı bitirdik abi. 7 level'ız hala. Çok Clone Fiesta Corridor oluyor ya. Baksana. Sürekli kill çıkıyor. Twitch Prime'le bu arada ilk ay ücretsiz, sonraki aylar 8 liraya abone olabiliyorsunuz. Asist alsın diye bir atladım da olmadı. Çekiliş için söylüyorum bunu bu arada, hani çekilişe katılmanız için. Yedi mi onu? Ah be. Pyke tek attı galiba Kha'Zix'e. Bu şarkı neymiş abi, şunu geç ya.
Pyke de çok güçlü şu anki meta'da ya. Suikastçılar güçlü olduğu için Pyke de bayağı iş yapıyor abi. Ezlere oynarız. Oo, güzel vurdu çocuk. Bu Ezler Orianna'mız yok ama ya. Bu bilmiyorum biraz... Tamam okey. Adam alametteymiş. Şu an yapabiliriz bunu. Kha'Zix yürürse aslında keseriz burayı. Gayet güzel. Lee Sin gelir mi? Tamam, wave gelmiş, sıkıntı yok. Şurada ward var mı diye bakalım. Yok. Kule'ye vuralım. Kaçırdık ya. Hemen pasifimizi stackliyoruz abi. Bu pasif stackleme konusunda bu yeni tanrıçanın da yardımı olur. Unutmazsınız çünkü artık yeni gözyaşında da arkadaşlar sadece skill tutturduğunuz zaman, eğer mana verene tamamlamazsanız sadece skill tutturduğunuz zaman yük biriktirebiliyorsunuz. Pasif de yetenek tutturduğunuzda artıyor. Birikiyor. O yüzden kolaylıkla alışırsınız diye düşünüyorum abi. Burada öldük ya. Buranın çıkış yolu çok yok gibi. Vurabildiğimiz kadar vuralım ölmeden. Birazcık işte kuleyi alsaydık en azından okey olabilirdi belki de. Yine konuştuğumuz için daldık ya. Hiç adamlar doğdu mu, geldiler mi, ne yaptılar? Dikkat dağınıklığı oldu birazcık. Çok güzel ulti yeme. Tamam, takım bizi telafi etti, bizim hatamızı. Çok iyi abi. Kuleye bir tane vursanız da kuleden hasar yemeseniz mi acaba? Çok fazla fight oldu oyunda. Umarım FF falan atmazlar da şu 3... Aa, Jax trollüyor bunlar. FF atabilir ya 15'te. 3 eşyayı göstermek istiyordum size. Attılar valla. Neyse şey yaparız. Şimdi bence koridor aşamasında güzel bilgiler verdik Ezreal'la ilgili. Bu böyle bir maç olsun. Bunun üstüne biz bir maç daha ekleyelim. Bir Ezreal maçı daha. Onda da şey yaparım olmadı. Direkt böyle ortadan başlatırım videoyu. Hani 3 item olduğum kısımdan. Orada da hasarına falan bakarız. Bu bir kenarda dursun. Yaptıysak Master serisine de çıktık. Gayet güzel abi. Itemlara baksana, oyun bitti ya. Yayınla alakalı da ne okudun baba? Yani bilmiyorum ki nesini okuduğunu. O ses neydi lan? Sion ultisinin sesiymiş abi. Böyle bir olabilir mi böyle bir şey ya? Oğlum Sion ultisi böyle bir ses çıkartmıyor ki normalde ya. Abi beni kandırdı ama oyun ya. Geldim. Sea. Oh, ona da kafa atalım. Ben de şu an güzel damage olması lazım hesaplarıma göre. Bu ne yapıyor abi? Arkadaşlar, bu nasıl oyun oynamak ya? Bizde niye front'tan yok? Biri çıksın öne de şunlara bir tota tarayayım ya. Hadi oğlum.
Orada var var. Sion Mion biri var orada ha. Nereye gitti adam? Vayne miydi o acaba? Baba. Oo. Oyunu kaybettirdiler biz herhalde ya. Eyvah. Çuf çuf çuf. Aynen kanka. O da güzel hikayeymiş yani. Botu bitirelim de. Vallahi fena fight döndü ya. Okey, Vayne'ı Lifter'ı da alamazlar kanka. Ama Baron çıkıyor, doğru diyorsun. Red'i ben alayım da. Ya şimdi orman kamplarına falan çökmek istiyorum ben. Tiamat'tan sonra. Ben alayım mı o farmı? Ben alayım. Baron'da olma ihtimalleri var mı? Ha, Baron'a biz gidelim. Ama ward var kanka. Bizim takım önünü görmüyor herhalde ya. Geliyorum. Bunları biraz uzun sürebilir kesmemiz. Jelladımız yok. Abi. Of. Kain burada. Burayı. Güzel. Ben Hydra'yı bitireceğim ya. Baron'u, gerçi Vayne'de Gwyn'si var, alırlar ya. Baron'a totem lazım sürekli. Peki benim bu Tiamat'ım var ya, şeyin kalkanını alır mı? Bir malumatınız var mı o konuda? Binds'ini mesela Tiamat'ın aktifi almaz değil mi? Almaz abi, niye alsın? Ben Nikidi soru yani. Bu şey gibi oldu. Abi metadaki edikeliler ne, o tarz bir soru oldu bu. Evet, int gelmiş. Bu FF'e basan dangalık herif kim abi? Çıksın piyasaya çabuk. Çabuk çıksın piyasaya. Bak ultinin klaslığına baktık. Gördün mü ultinin klaslığını? Baron'a gidiyor bunlar. Evet kanka, ben de biliyorum lazım olduğunu. Alacağız. Adamda çok armor var. Yani ölmüyor. Biliyorum. Ama adamda MR yok yani fazla. Ama bizim midimiz vuramıyor adama. O nasıl TP oğlum ya? Neyse, çıktılar korkup. Bekleyip kes edebilirlerdi Camille. Valkyrie'si ile.
Şimdi arkadaşlar size bir soru. Öncelikle cellat mı alalım yoksa son fısıltı mı alalım? Hangisi daha worse olur şu an? Son fısıltı sanki, değil mi? Bana öyle geldi. Yoksa cellat mı? Bence de son fısıltı. Sion deme içim ya. Kayn güçlü ya şu an şu itemla. Şu itemla bayağı güçlü oluyor, o yüzden oynuyorlar. Geldiyse TR'yi açarız yani. Oğlum takım bir ölmeyin lan. Bak Need Reset yazdım. Adamlar yakalanıp ölürse nasıl oynayabiliriz ki League of Legends'ı? Bayağı o da öldü. Kamil nereye giriyorsun kanka? Oynayacağınız oyunu ya. Bassınız ya hafife. Kaybedelim şu oyunu. Aynen, Simba puanı kazanıyorsun. Simba puanlarına bahis yapıp Simba puanı kazanıyorsun öngörüden. Oha lan. Tek attı fizi, gördünüz mü? Nereden geliyorsun? Önemli olan o. Mid'den mi geliyor? İşte ayrılmamız kötü oldu bayağı. O ne? Yok mu hemen bir şey? Red'i alayım o zaman. Sion'u ignorlayıp diğerlerine vurmak lazım ya fightlarda. Nasıl yapacaksak onu. Korkmayın bu kadar abi. 5 kişiyiz. Adam da 5 kişi gibi gerçi. Tamam çık abi. Burada Sion ulti bakabilir. Hep beraber çıkmamız lazım. Yakalanmayalım. Neye gidiyorlar? Niye botside'a gittiler lan? Vertigo, aleykümselam, hoş geldin. Şu an iyi bence itemlarımız ya. Belki Hydra'yı satıp buff olmuş olabiliriz ya. O çocuğu 3 saat kesemiyoruz ya. Öyle bir sıkıntı var. Ver oğlum şunu. Tamam, yiyor yiyor, tamam şu an damage yiyor gibi ya Sion. Şu item bitirdik ya. Slow'umuz falan da var şu an. Oğlum bir önüne geçin lan şunu. Flash'im gitti yok yere. Çok iyi. Çok da iyi değil.
Kazandık kazandık. Şimdi gidip 13 puan falan vermesin de. Bu oyunu çoktan kazanmamız lazımdı ya. Botu çok ağır kazanmıştık. Şu çocuk top da inklemeseydi ikinci maçın 15-20. Dakikasında falandık şu an. Hemen bir yem yapalım mı ve yine peki? Bak şimdi. I like your nickname by the way, Wayne. YouTube'dan izleyen arkadaşlar teşekkür ederim. İzlediğiniz için videoya like ve yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Kanala abone olarak da videoların takibini sağlayabilirsiniz. Twitch yayınlarına da hepinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. She doesn't take it slow. She's putting on a show. She's acting like a pro. Ooh, baby, let's go.